Levantenler. Argo'da tatlı su frengi de denen Avrupalı Osmanlı tebaası. Batılıların doğulu diye küçümsediği, doğuluların batılı diye yüz çevirdiği medeniyet elçileri. Ve elbette onlardan bugünlere kalan bakiye. İstanbul ve İzmir başta olmak üzere büyük liman kentlerine yoğunlaşmış batılı halklara dayanan bir topluluktur. Çoğunlukla ticaretle uğraşan entelektüel düzeyi yüksek insanlardır. Çok çok eskiden 1850 senelerinde baba tarafım Malta'dan geldi. Daha çok bu Osmanlı'nın Kırım Savaşı sırasında İngiltere ile. Onların Malta'da bir gemileri vardı. O gemilerle İngiliz ordusuna erzak götürmek üzere yola çıkıyorlar. Giderken yolda iki oğlunu İzmir'de bırakıyor savaşa girmesinler diye. Döndüğü zaman tabii savaş kaç sene sürdüyse iki oğlunu da evli ve burada yerleşmiş olarak buldu. Ve böyle buradan Malta serüveni burada devam etti. Aslında bunlar Türkiye'de Kanuni Sultan Süleyman zamanında verilen işte bazı imtiyazlar sayesinde Avrupa'dan göç eden tüccar aileler. Benim kökenim de İtalyan ve Maltalı bulunmaktadır. Baba tarafı 1800'lerde bu İzmir Aydın tren yolunun ihalesini alarak geliyorlar. Tabii ki o zamanlar trenler İngilizlerden sorulduğu için lokomotif icadı İngilizler yaptığı için Osmanlı Devleti İngilizlere bu ihaleyi veriyor ve o şekilde geliyorlar. Eski İzmir Levanten ailelerinden bir tanesindenim, Bracotti ailesinden. 5. nesil Levantenlerdenim burada. Sözcüğün kökeni İtalya'nın doğusunda yer alan Akdeniz toprakları için Fransızca'da kullanılan Levant yani Doğu sözcüğünden gelir. Bakmayın bizim Batılılar için Levanten dediğimize. Sözcük anlamı doğuludur. Biz 300-400 yıl önce geldiğimizde şu anda İzmir'de gördüğümüz insanların çoğu yoktu. Balkanlardan göç alan var, Kafkasyalardan göç alan var, Orta Doğu'dan göç gelenler var, Doğu'dan gelenler var, Girit'ten gelenler var, Selanik'ten gelenler var. Yani hepsinden önce biz varken o yüzden tabii ki biraz farklı duruyoruz. Hepsinin ortak söylediği şu, özellikle Orta Doğu kıyılarında yaşayan, Suriye ve Beyrut'ta yaşayan Hristiyan Araplara verilen bir aslında adlandırma bu. Daha sonradan işte özellikle bir İngiliz şirketi işte Doğu'yu adlandırmak, Doğu Akdeniz'i belirtmek adına Levant kavramını ve Levant Company'yi kullanınca orada çalışanlara Levanten adlandırması kalıyor. Böylece orada çalışanların adından kaynaklanan bir şey olarak İzmir'deki yaşayan Avrupalı tüccar ailelere bu isim verilmiş oluyor. Bu insanlar pek toprağa yakın değildi. Bu insanlar daha çok kıyıya, sahile, denize, ticarete ve dışa dönük. Hep dışa dönür ve uluslararası kafalı bir toplumdu. Yani Levantenlerden daha internasyonal diyeceğim, daha böyle uluslararası düşünceli bir toplum ben hiçbir yerde görmedim. İstanbul'un Galata, Beyoğlu gibi semtleri ana mekanları olmakla birlikte 17. yüzyılda bir ticaret merkezi olarak parlayan İzmir'de önemli Levanten merkezlerinden biri olarak öne çıkar. Kent nüfusu içindeki Levantenlerin oranı %15'e kadar yükselir. Türkiye'de İstanbul, İzmir ve Tarsus, Mersin civarlarında kalanlar var. Ama İzmir zamanda en önemli kentlerden biri olduğu için, İstanbul'la yarıştığı için bile en büyük kısmı İzmir'de kaldı. Levantenler bu düzlük yerde yaşarlardı. Yani İzmir'in Türk aileleri
Eşref Paşa tarafında ve yukarı mahallelerde yaşarlardı. Oraları Türk mahallesiydi. Buralar ise işte biraz önce herkesin de bildiği gibi Gavur İzmir denilen İzmir'de otururlardı. Aynı mahallede yaşıyorlardı. Alsancak'taydılar yahut da Bornova'daydılar ya Karşıyaka'daydılar. Kilisenin etrafında toplanmış yaşıyorlardı. Tabii karışık evlilikler olunca artık kökenlerimiz Avrupalı kaldı. İlk geldiklerinde Kordon'da yerleşiyorlar ve Kordon'un oluşmasını sağlıyorlar. Fakat 17. yüzyılın sonu 18. yüzyılın başında bir şey geliyor buraya. Çadır tiyatrosu. Fransız denizciler de gemileriyle limana çıkıyorlar işte eğlenmek için. Ve orada iki yeniçeri bir Fransız askerini öldürüyor. Bu Fransız askerini öldürünce Fransızlar da karaya dönüp, hemen denize dönüp karayı top ateşine tutuyorlar. Ve bütün Kordon yanıyor ve yıkılıyor. Yani İzmir aslında 9 kere yanmış. O 9 kere yanıştan bir tanesi o Kordon yangını. Bunun üstüne aslında Fransızların top ateşi sonucunda karada ölenler Osmanlılar değil, Fransızların, ailelerin yaşadıkları yerler. Bunun üstüne bütün o tüccar Fransız aileler diyor ki biz o zaman içeri çekilelim, biz her zaman tehlikeye açığız. Ve Bornova'ya gidiyorlar ve Bornova'yı inşa ediyorlar. Yani işte İzmir'e gelen gezginlerin günlüklerinde de o Bornova'nın ihtişamlı günleri, o Fransız ailelerin ihtişamlı günlerine karşılık geliyor. Eğitime önem veren Levantenler, yaşadıkları her kentte kendi ulus adlarını taşıyan okullar açtılar. Bugün bu okullardan bazıları hala faaliyette ve hala çok seçkin ve başarılı okullar olarak biliniyorlar. İlk geldiklerinde geldikleri ülkenin dillerini de getirdiler. Kendi dillerinin yanında kendi dillerini öğrenecekleri okullara giderlerdi. Yani Rum okuluna gitmiyorlardı. Ve anaokul ve ilkokulu Fransız, İtalyanlar işletiyor burada da, şu anda, bugün de. Ve Levantenler ilk 5 senesini, ilk 6 senesini İtalyan okulunda geçirir. Ondan sonra ortaokul ve liseyi Fransız ağırlıklı bir okul var. Orada geçirirler. Yani bu iki dil hala okullardan devam ettiriliyor. Ve tabii ki bir de İngilizce ek ders olarak alındığı için Türkçe de tabii ki etrafımızda, çevremizde öğrendiğimiz için yani dört dil devam ettiriliyor bu şekilde. Bizim yani 1950 civarı doğan bütün çocuklar Türk okuluna gitti. Oradan başlıyor. Eskiden İtalyan okuluna gidiyorlardı. Fransız okullarına gidiyordu. Fransız hastanesi vardı. Şimdi Alsancak Devlet Hastanesi. Eskiden Fransız hastanesiydi ve Fransız okuluydu. İşte büyüklerimiz oraya gidiyordu veya İtalyan okuluna gidiyordu. Tabii ki Türkçeleri bozuk olması çok doğaldı. Çünkü Türkçe haftada 3-4 saat sadece dil olarak alıyorlardı. Yoksa her şeyi başka dilde öğreniyorlardı. Türkçe mi hiçbir zaman olmadı, gelişmedi. Çünkü benim okulumda Türkçe çok az vardı. Haftada bir kere Türkçe vardı. Biz otomatikman Türk okuluna giderken tabii ki Türkçemiz biraz düzeldi. Evde hala yabancı dil konuşmamız biraz işi bozuyordu istiyorsanız. Ama şimdiki yeni nesil, yani benim çocuklarım artık evde de Fransızca konuşmuyor. Türkçe konuşturuyor. Bizi zorluyorlar bilmelerine rağmen. Tercih ediyorlar Türkçe konuşmayı. Tabii onların Türkçesi çok daha... Orada hiçbir şey anlamazsınız. Ben de biraz anlıyorsanız orada hiç anlamazsınız. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile birlikte eğitim kurumları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmış durumda. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın bünyesine alınmış kurumlar. Yani bugün o zamandan kalan işte burada bir Saint Joseph var. İtalyan ana mektebi var. Ama üst tarafında daha çok hem İtalyan aileler hem Fransız ailelerin tercihi Saint Joseph olduğu için
San Josef devamını getirdi ve hatta sonra vakıf da kurularak da ortaokul, ilkokul, ana sınıfına kadar yapısı söz konusu. İzmir'in Rum nüfusun ağırlıkta olduğu bir kent olması, evlilikler yoluyla Levantenlerle Rumların iç içe geçmesi, Levantenlerin yerelleşmesi sonucunu da doğurur. Öyle ki İzmir'de Rumca giderek Levantenlerin ortak dili olur. Çok dilli ve bu çok dillerin arasında Rumcayı da konuşurlardı. Bütün Levantenler İzmir'de Rumcayı konuşurlardı. Çünkü Rumca o zamanlar İzmir'de halkın çoğunluğu tarafından konuşulan, yani çok Rum'un olduğu bu kentte Rumca her yerde konuşuluyordu, günlük hayatta. Pazara gittiğiniz zaman Rumca konuşuluyordu. İşte alışverişe gittiğiniz zaman dükkanlardaki tezgahtarlar Rumca konuşuyordu. Ermeniler de Rumca öğreniyordu. Rumlar Rumcayı nasıl olsa konuşuyorlardı. Ve diğer yabancılar da Rumcayı konuşarak burada bu dile aşina oluyorlardı. Büyüklerimiz Yunanca konuşuyorlar. Mesela evde bir sonraki nesilden bir şey saklı tutulmak istediği zaman mesela Yunanca konuşulur. Ama tabii ki yeni nesilde kulak dolgunluğu olur. Yunanca kulak dolgunluğu olur. Mesela Rumcayı, şimdi Rumcayı örnek alalım. Biz nasıl öğrendik? Annelerimiz, anneannelerimiz Rumca konuşuyordu. Çünkü burada Alsancak'taki esnaf hep Rum'du. Buradaki Türkler çoğu, eğer ki bir ihtiyaçları varsa ve bunu karşılamaları lazımsa ve Yunanlı'dan, yani Yunanlı dediğim zaman Rum'dan alacaklarsa Rumca konuşurlardı. Türkler de Rumcayı bilirlerdi. Anne babam, benim annem babam aralarında Rumca konuşurlardı. Biz anlamayalım diye bir sonunda söktük. Ben Rumcayı konuşurum ama ne yazarım ne de okurum. Konuştukları Rumca Yunanistan'daki Rumca gibi değildi. İstanbul'daki Rumca gibi de değildi. İzmir'e has ve hatta Yunanca'da buna Zmirneika deniliyor. Yani İzmirlice konuşuyorlardı. Yunanca zaten bütün Levanteliler biliyor. Ama biz yazma okumamız çoğu da yok. Çünkü öğrendik hep pratikten. Bazileri öğrendi. Annem mesela kendi başına, çünkü rüyaları medyum olduğu için rüyaları öğrenmek istiyordu. Yunanistan'dan şey getirmişti, kitap, ve yavaş yavaş çözmüştü ve okumasını biliyordu. En çok hoşuma giden hikaye dedemin hikayesiydi. O da 1909 doğumluydu. 2011'de kaybettik, 102 yaşında. Onun bahsettiği şöyle bir şey vardı. Alışverişe çıkarmış 22 öncesi işte annesiyle. Ve şunu hatırlıyor, diyor ki yaklaşık bir yarım saatlik bir dolaşmada 5 ayrı mahalleden geçermiş. İşte Ermeni mahallesi, Türk mahallesi, Musevi mahallesi, Levanten mahallesi. Ve bu şekilde her mahalle, ve Levanten'in de farklı bölümleri vardı. Levanten mahallesinin işte İtalyan bölümü vardı, Fransız bölümü vardı, İngiliz bölümü vardı. Ve her mahallede geçtiğinde işte o orada farklı bir dil konulurmuş. İşte Türkçe, Türk mahallesinde, Levanten mahallesinde İtalyanca. İşte o mahalle o dillerin, o ülkelerin mimarisini hatırlatır. Yemekler, restoranlar o işte İtalyan mahallesinde daha çok işte İtalyan yemekli ağırlıklıydı. Ve ne kadar güzel kozmopolit, böyle bir dünya şehri gibi bir şehir vardı. Bir yarım saatlik bir yürüyüşte 6 dil konuştuğumu biliyordu, diyordu. İzmir'de mesela o zaman yapılan faturalar, işte bazı dokümanların üstünde 7 dil var. 7 dille yazışmalar gerçekleşiyor. Yani bir çok dillilik söz konusu kentin içinde. Mesela benim annem İtalyan, babam İngiliz. Çocuğun hayatındaki ilk şoku, hani mesela ekmek için en azından 3 tane kelimenin olduğunu, yani Türkçesi var, İngilizcesi var, İtalyancası var mesela. Ama şimdi mesela annem İtalyan dedi, orada da kalmıyor. Annemin annesi Fransız.
Anneler babalar işe gittiği zaman çocuk tabii ki anneanneye bırakılıyor. Bir de evet, bir de Fransızcası giriyordu. Konuşurken Levantenler ansızın bir cümlenin içinde bir İngilizce kelimeden sonra bir Rumca kelime, ondan sonra da İtalyanca olarak 5-6 kelimeyi söyler. Ve de bu arada kolayına gelen bir Fransızca kelimeyi de bulduğu anda onu da yapıştırır. Ve işte Levanten kokteyli bu şekilde konuşmalarda devam eder. Osmanlı İmparatorluğu topraklarının yerli Hristiyan halkları için değil, sonradan gelenler için kullanılır Levanten tabiri. Dinleri de Rum, Ermeni gibi yerli Ortodoks topluluklardan farklı olarak çoğunlukla Katoliktir. Genelde Katolik mezhebinden, yani Hristiyanlık Katolik mezhebinden ama tabii ki İngiltere'den gelenlerin bazıları da Protestan'dı. Ama İtalya ve Fransızların da ağırlığıyla Katolik mezhebi daha çok ağır bastı. Çoğumuz Katolik olduğumuz için tabii ki Katolik Kilisesi'ne giderdik. Ve Katolik Kilisesi'nde aşağı yukarı her hafta pazar günü ayinine katılırdık. Ve pazar günü ayini aile için önemliydi. Pazar günü ayininden sonra da ailece bir yemek yenirdi genelde. Tabii ki İzmir'de Katolikler dışında Protestanlar var ve diğer bir Hristiyan mezhebi olan Ortodoks ki Levantenlerle pek alakalı değildir. Çünkü Yunanlar ve Ermeniler Levanten değildir. Bazen karıştırılıyor bu. Onlar bizden de önce buradaydılar. Yani Yunanlar ve Ermeniler yani 1000 yılı aşkın buradayken biz dediğim gibi son 400 yıldır buradayız. Babam Protestan bir İngiliz olarak. Annem Katolik Protestan Kilisesi'nde evlenmişlerdi. Tamam. O zaman Protestan evlendirmiyordu Katolikler. Şimdi Türk de evlenebiliyor Katolik Kilisesi'nde. O zaman yoktu. Şu anda bulunduğumuz semt Alsancak semti. Burada mesela bir cami var ama 7 tane kilise var. Tamamen zamanın demografik özelliklerini yansıtıyor. Şu anda da bu kiliseler faal. Tabii ki bazı önce bahsettiğim diğer semtlerde Burca, Karşıyaka'da, Bornova'da da birer tane kilise var. Ama en çok Levanten'in yoğun yaşadığı bu Alsancak yerinde olduğu için daha fazla kiliseler bu tarafta. Bu sene Noel'i de yeni atlattık sayılır. 3 ay öncesi Noel vardı. Ve bir Hristiyan, bir Suriyeli aileyle karşılaşmıştım mesela. O sene ailemi davet etmektense yemeğe, çünkü adet genelde aile arasında bir yemektir. Aileme davet etmektense o Suriyeli aileyi davet ettim. Ailemden de bir af diledim. Dedim onların biraz daha böyle bir ihtiyacı var. Hem yemeğe ama hem de bir dinlerini yaşamaya, hem de sıcak bir ortama. Bir de tabii bayramlar olurdu. Bu bayramların da içinde Paskalya vardı ve Noel bayramı vardı. Bir de çok önemli olan, işte bu Akdeniz ülkelerindeki Katoliklerin yaş gününden daha önemli olan isim günü. Ve isim günü kutlamaları olurdu. O da tabii işte falanca akrabanın isim günü ise o kutlanırdı. Yaş günü, işte doğum günü, onlar pek önemli değildi. İzmir kordonunda Epifaniya bayramı dediğimiz bir bayramda haçı denize atma töreni var ki İstanbul'da yıllardır devam ettiren bu ama İzmir biraz bunun gerisinde kalmıştı. Ne kadar da İzmir biraz daha daha özgürlükçü, daha batılı bir kent olsa da bazen daha küçük bir kent olmanın verdiği negatifler var, dezavantajlar var. O yüzden yeni başladı o da. Dini muhafazakarlık bir miktar görülebilir şöyle. Çünkü bir Hristiyan anlayışı mevcuttur. Bu muhafazakarlıktan çok bilinçlenmek,
Yani bir Hristiyan bilinci, çünkü Hristiyanlıkta biz şöyle deriz, bir ismen Hristiyan vardır, bir de gerçek Hristiyan vardır. Gerçek Hristiyanla ismen Hristiyan arasında büyük farklar vardır. Birisi bilir, öbürü sadece Hristiyandır ve Levantenlerin çoğu da ismen Hristiyandır. Oruç dönemindeyiz. Bu bizim en büyük bayramımız olan Paskalya bayramından önceki 40 gündür. Bu dönemde 40 gün 24 saat boyunca oruç tutarız. Ve yani bizim yani İslam'dan farkımız, mesela bir sahurumuz yok. Ama oruç derken de tamamen her şeyden kesilmiyoruz. Bize çok zor gelen bir şeyi bırakıyoruz. Mesela sigara tiryakisisiniz, sigarayı bırakıyorsunuz. Size o dönem zevk veren, mutluluk veren bir şeyi bırakmak istiyorsunuz. Çünkü İsa'nın çilesini hatırlatması açısından böyle bir şey yapıyoruz. Şimdi 40 gün oruçlu olanlar var. Bizim oruçlar tabii mahveden oruçlar değil ama mesela küçük kızım 30 sene yapıyor içki ve tatlı seviyor. Onları içmiyor. Ha, her gün mü içiyordu? Hayır. Ama içmemen icap ettiği zaman canın çekiyor. Ona papaz demişti ki sen yanlış yapıyorsun. Pazarları Allah'ın günü. Bizde şey yok, ceza yok. Pazar günü yiyeceksin ve içeceksin içkini. Sırf bir şey bırakmak da gerekmiyor. Aynı, bazen bağış da. Mesela benim bu sene yaptığım her gün, o 40 gün boyunca her gün bir kişi giydirme bağışım var. Bir gömlek, bir pantolon. Yani kendi giysilerimi ayıklayıp kullanmadıklarımı o şekilde dağıtıyorum ve tabii ki malum etrafta çok mülteci de varken böyle bir şeye ihtiyaç var. Levanten nüfusu Osmanlı'nın son yıllarında iyice yoğunlaşsa da Birinci Dünya Savaşı'ndan itibaren farklı bir dönem başlar. Sefer sonrası Ege ve Akdeniz kıyılarındaki işgal yılları Levantenlerin de büyük ölçüde sonunu getirir. Özellikle Büyük İzmir yangını kentin Levantenleri için dönüm noktası olur. Küçük bir bölümü düzen yeniden sağlandıktan sonra geri döner. Cumhuriyet sonrası ticari ayrıcalıklarını kaybeden Levantenler, ekonomide devletçi politikalar ve yerli burjuvalarında çıkışıyla eski parlak günlerini yitirir. Pek çoğu Batı ülkelerine göç eder, İtalya İtalyan asıllı Levantenleri geri almak için özel bir teşvik politikası geliştirir. Mesela ben çocukken, 1960'lardan bahsediyoruz, yani 10 bin kadar Levanten, yani İtalyan, İngiliz karışık 10 bin rakamından bahsediyordu. Bugün binin altındayız. Binlerce aile, bin sayılarda bir aile varken bugün ancak aile sayısı aşağılara, yani 150 aile falan kalmış durumda. 250'yi zor bulursunuz. 250'yi zor bulursunuz. Çünkü Levantenler maalesef gitmek mecburiyetinde kaldı. Bazı kanunlarla küçük meslekler, yani kanunlarının değişik bir yorumuyla çok böyle kuaför şeyler gitmek zorunda kaldı. Bir kısım öyle azaldı. Bir kısım da gençler tekrar başka ülkelere, Amerika'ya, Avustralya'ya göç ettiler. İzmir yandıktan sonra evi, dükkanı yanan Levanten gitti. Ondan sonra 1932'de 2007 sayılı kanun çıktı. Yabancı uyruklu olan kimselerin küçük meslek sahibi olamazlar. Yani marangoz, terzi, esnaf olabilir, yani ticaret yapabilir. Ama eliyle mesela terzi olamaz. Fransızca'da petit métier denir, yani küçük meslekler.
Bunların sahibi olamayacakları için gittiler. Arkasından İkinci Dünya Harbi sırasında bir varlık vergisi işte o etkiledi. Çünkü bunların arasında Türk tabiyetine geçmiş olan Levantenler vardı. Bunlara da bir varlık vergisi uygulandığı sırada Levantenler de önde bazıları etkilendi. Onların da gidenleri oldu. Bununla birlikte daha sonra başka olaylar Türkiye'de, Türkiye'deki hareketler Levantenleri korkuttu. Mesela bir 6-7 Eylül olayı Levantenleri. Şöyle İzmir'de Rum yoktu aşağı yukarı. 5-6 tane Rum aile vardı. Onların dükkanı kırıldığı gibi bir de İtalyan ailesinin de bilmem her tarafı kırıldı, yakıldı. Levantenlerin Osmanlı kentlerinin kültürel hayatına katkıları ciddi boyutlara ulaşıyordu. Mimari alanında ön Levantenlerin eseri sayılabilecek Galata Kulesi hala kentin en önemli sembollerinden biri. Bulundukları mahallelerin kimliğini açığa çıkaran 400 yıllık Levanten geçmişini bugüne taşıyan eserler olarak yükselirler. İstanbul'da Beyoğlu, Galata, Pangaltı, İzmir'de Buca, Bornova, köşkleri, ticari binaları ve kiliseleriyle halen Levanten mimarisinin izlerini taşır. Mesela ben ne zaman evlendim, kasaba ilk sefer gittim. Birkaç hanım vardı. Ben daha çok gençtim. Buna rağmen bayana verin. Bir günaydımla ben Levanten olduğumu. Hayır dedim, ben beklerim. Yok canım, sen ver. Bu ne demek? Misafirperverliği. Yani çok iyi taraflar bunlar. Hep şımartıldık biz Türklerden. Ben öyle gördüm. Türkiye'ye Batı'yı getirmiştir. Batı'nın elçiliğini yapmıştır. Batı'daki yaşam biçiminden tutun, Batı kültüründen pek çok kesidi bu Levantenler Türkiye'ye tanıtmıştır. Mesela en basitinden, yani çok güldüğümüz bir hadise var. O da okey kelimesi. Dünyaca bilinen, Amerikan filmlerinden gördüğümüz okey kelimesi aslında İzmir'den geldiğini çok az insan bilir. İzmir Limanı zamanında Ege Denizi'ndeki Atina, Selanik, İstanbul limanlarından daha büyük bir liman. Ve bütün gümrük işleri Yunanların elinde. Ama ihracatı yapan da Levantenler, yani mal sahibi Levantenler. Gümrükte de Yunanlar varken Osmanlı Devleti şöyle bir yasa getiriyor. Diyor ki sadece en kaliteli malı ihraç edebilirsiniz. Tabii ki o zaman Osmanlı ismi de dışarıda iyi temsil etsin diye en kaliteli malı ihraç etmeye hakkımız var. Yunanlar da bütün kutuların üstüne mal iyiyse ola kala yazıyordu. Yani her şey iyi, her şey tamam anlamına gelen. Tabii ki bu Amerika'ya gittiğinde, New York limanına yanaştığında Amerikalı kirlilik alfabesini okuyamayacağı için ama ilk iki harfi bildikleri için omega ve kappa'yı bu okey anlamında kalan bir ifade kullanmaya başladılar ve o zamandan beri mesela okey iyi anlamına geldi. Tabii sonra seneler gittikçe bir entegrasyon zaten tamamen oldu. Çok şey değişti her şeyden evvel Türkiye'de. Türklerin tarafı farklı görmeye başladı. Mesela biz Noel ağacı pencerenin önüne yapamazdık, taşlanıyorduk. Şimdi bana metroda mıydım, Migros'ta mıydım? Süs ararken bir kadın bana dedi, siz de mi yapıyorsunuz? Yine burada kendimizi ait hissederiz. İlginç, çünkü İngiltere'ye gittiğimizde de İngiliz olarak görmeyiz kendimizi. Veya İtalyan, Levantenler İtalya'ya gittiği zaman tam İtalyan da görmezler. Burada da aslında biz de tam Türk de görmüyoruz mesela. Çünkü yani İzmirli olarak görüyoruz mesela. Öbür taraftan da mesela bu ikamet tezkeri. Bu beni delirtti. Hayat boyu delirtti. Şimdiki artık bu yaşa geldim, ebedi şey. O da Suriyelilerin sayesinde verdiler. Yani olacak şey değil. Her 3 sene git, tamam mı? O aptal şey burada neydi o karakol
pasaportun yanında. O karakol beni bir daha çağırır. Ay dosyam önünde. Burada doğmuşum. 1835'te geldi benim babamın ailesi. Yani düşün. Ve bana en son. Bu en sondu çocuklar. Siz, ben Türkçe bilmiyorum. Ne amaçla Türkiye'ye geldiniz? Bakıyorum ya, bu şaka mı yapıyor? Memur bey, okursanız ben İzmir'de ve evim de İzmir'de. Hatta malım da var İzmir'de. Ha, yazıyorum. Yazın, burada yaşıyorum. Tamam. Siz tam nerede doğdunuz? Memur bey orada yazılı. Evet ama tam nerede? Orada beynim, ben çok sinirli. Orada beynim. Vaktiniz var mı dedi. Yaptım. Vardır dedim. Ben size anlatayım dedi. 1942, 19 Ağustos, Şafak'ta annemin sancısı tuttu. Alsancak'ta. Vapur iskelesinin karşısındaki sokakta. Tamam mı? Doktoru çağırdılar. Doktor gelesiye kadar, biliyor musunuz ne oldu bu böyle? Adem dedi, böyle yaptı, şak diye çıktım. Göbekte dedi. Alsancak'ın göbeğinde ben çıktım. Başka bir sormak istediğiniz? Burada dedi daha birkaç tane soru. Ne siz dedim yoruldum, ne ben sizin için utadayım. Aynen bunu söyledim. Lütfen ben kalkıyorum dedim çünkü ayıptır. Osmanlı dönemi Levanten mahalleleri, bakımlı caddeler, beyaz badanalı, avlulu evler, kafeler, lokantalar, tiyatrolarla öne çıkan parlak mahallelerdi. Bu mahalleler Avrupa kentlerini andıran bir görünüşe sahipti. Avrupa kültür ve sanat dünyasıyla yakın temasları da olurdu ve pek çok Avrupalı sanatçının yolu Levanten mahallelerine düşerdi. Tiyatrolar, konserlerle batıdaki kültürel eğilimler vakit geçmeden İstanbul'a, İzmir'e taşınırdı. İzmir'e küçük Paris derlerdi. Paris'te ilk premier çıkardı tiyatro, ikinci oynanan yer İzmir'di. Yani çok büyük bir kültür şehriydi. Tabii bunun mutlaka etkilerini olmuştur. Olmaması mümkün değildir. Dedelerimizin ve dedelerimizin babalarının zaten var olan bir geleneğiydi tiyatro. Fakat o zamanlar okuma tiyatrosu olarak bu geçiyordu. Yani insanlara kitaplar dağıtılıyor. Bu rol senin, o rol senin, öteki onun. Kitap elde, seyirci oturuyor. Okuma şeklinde gerçekleştiriliyordu ve Fransızca. Sonra bu zaman içerisinde bırakıldı. 1950-60 yıllarında bir grup Levanten daha tekrar bunu aldı, bu Levanten tiyatrosunu. Ve Fransızca olarak, ezberlemiş olarak böyle dekorlu, sahneli, yani bildiğimiz bir tiyatro eserini sahneye koydular. Bunu ben hayal meyal hatırlıyorum. Küçükken annelerimiz, babalarımız götürürdü. İzmir Amatör Levanten Tiyatrosu adımız. Bir kere amatör olmak istiyoruz. Profesyonel olma gibi bir niyetimiz yok zaten. Levanten Tiyatrosu olmak istiyoruz. Bu sebepten oyuncular ya Levanten, ya Levanten'le evli olanlar. O kişiler arasından seçiyoruz. Yani bu Levanten kelimesi var ya, siz de uğraşıyorsunuz bir şeyler bulmaya etmeye. Bunun sanat alanında da bir adını duyurmak isteğimizdi. Ne söyleyeceksin? Yine yeni yalanlar mı söyleyeceksin? Ulan bana. Durun ya, durun ya. Allah Allah ya. Durun. Her işte de Bay Felix ilgilenemez ki. Bu iş bana ait. Sen de kimsin lan Sebella? Milletvekilinin özel sekreteriyim zannediyorum. Olabilir böyle. Peki ne halde yararsın özel sekreter? Şu halde yararım. Şimdi siz meslekliğin abi kasap. 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 Şimdi içeride mesela bir tane akrabanız var. Kardeşim hapiste. Biz indirelim.
bakanla direkt konuşur. Biz 2008 yıllarından evvel birkaç yıl boyunca İzmir Musevi cemaatinin yapmış olduğu bir tiyatro etkinliğine katılıyorduk. Çok hoşumuza gidiyordu, çok eğleniyorduk. 2008 yılında kafamıza bir fikir geldi. Yani acaba biz de böyle bir şey yapabilir miyiz diye. Yalan, kuyruklu yalan uyduruyor, anlayamam. Ben bir türlü çözemedim. Ya biraz abartıyorsun. Hayır, yok. Abartması buraya kadar getiriyor. Bakasto yello, bakasto yello, bakasto yello. Ve ilk yıl bir 7-8 kişi çalışmaya başladık. Tuncer Cücenoğlu'nun Boyacı adlı eserini sahneye koyduk. Çok korkarak sahneye çıktık. İnanılmaz heyecanlıydık. Hani rezil olma korkumuz vardı biraz. Fakat ilk sene çok büyük bir başarı kazandık. Derken 8. yıla geldik bu sene. 8. yılı yeni bitirdik. Son 3 yıldır tamamıyla kapalı gişe oynuyoruz. Yani 3 geceden 4 geceye arttırdık şeylerimizi, oyunlarımızı. Son 3 yıl İstanbul'a bir turne koyduk. İstanbul'a gidip 2 oyun oynuyoruz. Böylece işte kısaca hikayemiz bu. Olarak Katolikler ve Protestanlar asla evlenmiyorlar. Hatta Fransız Katoliklerle Anglo-Sakson Hristiyanlar da aynı şekilde evlenmiyorlar. Fakat bu kentte o tür evlilikler de oluyor. Yani İngilizle Fransızlar evleniyor ki o yüzyılda kendi ülkelerinde bu çok anarşist bir tavır. Hatta radikal bir tavır. O zaman zaten Türklerle arkadaşlık yoktu. Neden? Bizden kaynaklandığından değil. Türk aileler eğer seviyesi çok yüksek değilseydi normal korkarlardı. Ya çocuklarını bizim evde domuz yediririz şunu. Onun için. Aralarında evlilik yaptılar. İlk başta İtalyanlarla evlenirken tabii ki bu bir yerden sonra genetik olarak bir şey kalmadı. Bir zenginlik kalmadığı için artık aralarında evlenmeye başladılar. İngilizler, İtalyanlar, Fransızlar aralarında evlendiler. Yani birbirlerinden bir bakıma kız aldılar. Ortodokslarla evlenebilmişler ama Ermenilerle ilişkileri olmamış. O da Ermenilerden kaynaklanan. Yani kendi içlerinde yaşadıkları için, daha kapalı bir toplum olarak kaldıkları için. Müslümanlarla da Cumhuriyet'ten sonra kız alıp kız verdiler yani. Levanten mutfağı diye bir şey yoktur. Çünkü öyle bir mutfak yok. Ama ne oluyor? Buraya gelen herkes kendi kültüründen bir mutfak, yemek kültürü de getirdi. Ve bu karıştı. Sonuç olarak bizim pişirdiğimiz mutfakta çok Türk yemekleri var. Ama çok Yunanlı yemekleri var. İngiliz şeyi yapar, Christmas cake yaparız. Yani karışık bir şeydir. Böyle sadece bir ülkenin yemeği değildir. Levanten mutfağı dediğimiz zaman baktığımızda tabii burada daha çok o mutfağın altında Anadolu mutfağını farklılaştırmaya gidiliyor. Mesela enginar yemeklerinin zenginliği bu bölgede olması hem Rumlardan kalan bir gelenek, hem Türklerden gelen bir gelenek, hem işte Fransızların aslında temel yiyeceği, onların çiğ yedikleri bir şeyi biz burada pişirerek yiyoruz. Yani böyle kesin ayırabildiğimiz şey yok. Ama mesela lokmayı onlar da çok seviyor.
Yani Levanten'in her ülkeden, yani Fransız mutfağından, İtalyan mutfağından, İngiliz mutfağından getirdiği yemekler var ve az önce dediğim gibi bazen dışarıdan bakmak da güzel oluyor. İşte yaprak sarmanın yanına ne güzel gider derken, yani Türkiye'deki seçenekler biraz daha kısıtlıyken bizim için mesela yani genelde Müslümanlarda yenmeyen domuz eti var. Veya Musevilerin de yemediği bir domuz eti var. Biz onu ekleyebiliyoruz mesela onun yanına. Çok güzel bir yani tabağımız bile Birleşmiş Milletler'e benziyor o şekilde. Benim anneannem çok güzel yemek pişirirdi. Annem hala yaşıyor. 91 yaşının üstünde. Tek başına yaşıyor. Hala yemek pişirir. Annem çok güzel yemek pişirirdi. Ben küçüklüğümden beri hep mutfakla, yani yemek pişirmesini çok seviyordum. Her zaman için. Çok farklı, yani Fransa'da, İtalya'da bulunmayan baharatı onların mutfağına ekliyorlar ve apayrı bir şey çıkıyor. Mesela biber dolmasının üstünde cheddar peynir eritiyor annem o şekilde. Gonafil Obed'in kızı geliyordu, Claire ismi. Tatlı yapma. Sabahtan tatlı yapardı. O büyük siyah tepsiler vardı, fırınlara giderdi. Baton saleler, ondan sonra reçel zamanı gelince reçeller, misafir gelecekse pastalar, tamam mı? Evet, bu puzzle'lı ve lor peynirli bir kiş. Burada jambonlu kreplerimiz var. Bir tane kiş pişiyor, soğanlı. Değişik bunlar. Kızımda armutlu pasta yaptı. Onun süslemelerini hazırlıyor. Mesela Noel bayramında, Aralıklı Noel bayramında finikya yaparız. Bunlar kalbura bastığa benziyor ama şurupta değil, balda pişiriyoruz. Yani kurabiyeyi yaptıktan sonra balda pişiriyoruz ve cevizle yapıyoruz. Çok farklı. Bu balık mayonez Noel gecesi her evde vardır. Yani olmayan ev yoktur. Mutlaka yapılır. Mesela babam işten geliyordu, bir viskisini içecektir. Yemekte de mezesiyle bir rakı bu. Yılbaşı iki tane içiyordu. Bu kadar. Anne bir şişe indirebilirdi, hiçbir şeysi olmazdı ama içmezdi. O yemezdi, içmezdi. Bana pazar günü mecburi biraz şarap veriliyordu. Mecburen, istemiyordum. Ağlamaya başlardım, beni dokanırdı. Ama bu kadar bir şarap, biraz su ile içmem. Yani benim kan yapılması için o şarabı içmem lazımdı. Şarap alınırdı, rakı içilirdi, güzel mezeler yapılırdı. Bu mezelerin içinde balık veya et, ne varsa salamlar, sosisler falan, bütün bunlar masalara konulurdu ve yenirdi. Yani öyleydi kutlamalar. Biz normal yaşantımızda su içiyoruz. Ama tabii bir yemek olduğu zaman yemeğine bağlı olarak mezeli bir şeyse rakı, yoksa şarap. Bugün çok az sayıda kalsalar da hala o görkemli tarihin en parlak yılları yaşadıkları 19. yüzyılın izleri yaşadığımız kentlerde gözümüzün önünde. Sayımız gittikçe azalıyor. Belki bir sonraki kuşağımızda kalmayacak. Yani bundan 50 sene sonra kalmayacak. Ben nasıl kendimi, ailemi tanımak istediysem bu araştırmaları o yüzden yaptım. Türkiye'de 50 yıl sonra bu evleri kim yaptı? Bu binaları, bu kiliseleri kim yaptı diye sormak istediğinde umarım bizi unutmazlar. Umarım bizim yaptığımız güzellikleri de unutmazlar.